Hazır mısınız? Evet. Gerçekten bir anne için en zor anlardan biri, şu sebeple yani e, evladınızı kurtarmak ve sesinizi duyurmak istiyorsunuz ama o uzattığınız el, el hep boş kalıyor. E, önce Fatma Uysal ve sonrasında kaçtıktan sonra tanıştı, sokakta tanıştı. E, Ferhat'la yoluna devam ediyor, Ferhat'la beraber sürüşümüzde. hanım. Siz o, Ferhat Bey sizi böyle alayım. Böyle mi geçin evet, tabii. Evet. Ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Fatma? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Bugün daha iyi gözüküyorsun. Ee, benim normal halim öyle de ben arka kamerada o şekilde çıkıyorum. Ha anladım. Yani kameranın <gülüyor> farklılaştırması. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş Hanım nasılsınız Ferhat Bey, soyadınız neydi? Ee, paylaşayım mı? Hayır yani söylemek isterseniz. Boş, kaç al. yaşındasınız? 22 yaşındayım. 22. Siz yani kaç yaşındasınız? 19. 19 yaşındasınız. Şimdi aslında burada iki hikaye var sevgili seyirciler. Fatma'nın 23 Mart'ta Antalya Kepez'deki evinden çıkıp kaybolması, sonrasındaki bu kayıp sürecinde Ferhat'la tanışma hikayesi var. O yüzden hikayeyi de ikiye böleceğim. E, önce e, anneniz karşınızda sizi aramak için geldi. Böyle bir şey yapabileceğini düşündünüz mü? Size kavuşmak için her yolu deneyeceğini düşündünüz mü? Sanmıyorum umursamayacaklar diye düşünmüştüm daha doğrusu. Ama seni çok umursadılar. Pek yani bir şey değişmiyor benim için artık. Buyurun Şenay Hanım. Nasıl değişmiyor? Neden sen, ki? Sen gitti gidelim biz evlerimize evimize giremedik. Yemek pişirik yiyemedik babanla. Perli perişan olduk. Bana yapacağın bu muydu? E? O zaman anne zamanında yapmayacaktınız sen, ki ben de bu şekilde olmasaydım. Sen bir tane evin tomurcak gülüydün. Taha açmamış güldün. <laughs> Yine var Anladın sonra. mı? Hadi bakalım. Sen ileride anne olduğunda beni anlayacaksın o zaman. Anladın mı şimdi? Tamam anne ben senin ya da babamın davrandığı gibi hiçbir şekilde çocuğuma davranmam. Tamam. Ve aynı sonuçla da almam bu şekilde. Ben sadece sizi kırmamak için geldim, Teşekkür iyi olduğumu ederim. göstermek için. Başka da bir sebebi yok. Evden niye kaçtınız peki? Evden niye kaçtım, anlattım zaten. Yani o 23 zaten. Mart tarihini merak ediyorum. Çünkü annen rutin ve normal bir günden bahsediyor. Ben kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdim ve sonra kızım... Öyle. ...evde yoktu, bir anda aramaya başladım diyor. O gün kaçma sebebiniz neydi? Şöyle anlatayım, ben ondan bir ay önce yine kaçtım. Biliyor. O kaçma hikayemle aynı. Sürekli bir insanın üstüne baskı yapıp bu sefer hayatım mahvoldu. Onlar hani kendimi dışarıya yönelttim. Dışarıya yöneltince de sonuçlar kötü olmuyor. Yani bir Olur. insan o, olmuyor yani sonuçları kötü Dışarı oluyor. Dışarı kaçınca yani. mı sonuçlar kötü olmuyor? Kötü oluyor yani. Heh, kötü oluyor yani, yani o kaçış birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Aynen. Ee, i̇lk kaçma sebebiniz dönüyorsunuz. Ee, ...dönmeden önce aslında bana dediler ki polisler... ...ben kadın sığınma evine gidecektim. Bir gece orada ee, kalıyorsunuz. Bir gece kaldım sadece orada. Dediler ki bana, ya dedim... E, ...bak ailen sonuçta dedi, bir daha dene dedi. Bir daha de olmazsa dedi... ...vallahi bak dedi kardeşim, nereye gitmek istiyorsan... ...git o zaman, anlarım seni. Hı -hı. Ama sen diyor, belki evden ayrıldığın için... ...üzülmüşlerdir bu sefer. Hı -hı. Aynı şeyler olmaz dedi. Ben daha eve girmeden... ...bana... ...akaret etmeye başladı zaten. Ben orada hata yaptığımı anladım direkt. Keşke eve geri gelmeseydim dedi. Ailenin seninle ilgili kaygıları çok mu? Ya kaygıdan daha çok... Yani kaygıları, korkuları, başına her an bir şey gelebileceği... ...ya da bir gün bir yerde ölebileceğin endişelerini çok taşıyorlar mı? Yani gerek yok zaten. Onlara kalsa benim bir kere öldürürlerdi. Şimdi belki. kullandığın, e, tekrar tekrar söylemek istemiyorum... E, alışkanlıkların sebebiyle bu çok birçok tehlikeyi beraberinde getiriyor. Ya Bundan zaten... dolayı bir gün biz bu kızı bu kullandığı e, alışkanlıklarından dolayı bir yerde ölü bulacağız diye bir endişe, büyük bir korku yaşıyor musunuz? Evet. Yaşadım. Çok yaşadım. Ben gece gündüz uyku girmedi. Uyuyamadım. Evimde duramadım. <laughs> Ve çok ben kendimi çok belli perişan ettim. Bana komşum konum ee, sahip çıkmaya çalıştı. Çevrem gel burada dur belli perişansın. Eşim öyle. Biz hı hı. yaşadığımızı iki buçuk aydan belli çektiğimizi bir Allah'la bir kendim bilir. Bir Duvarlar şey. dili olsa konuşsa neler anlatacak ama yok. Kontrol edemiyorlar ya. Hani bir şeyi kontrol edemiyorlar. Bu artık o zihin gittikten sonra bir daha onu düzeltmeleri evet. mümkün evet. değil. Aynen. Şimdi o gün niye evden kaçtın? 23 Mart tarihini merak ediyorum. Bir kaçtın gün önce, ve nereye gittin? E, Kimlerin şöyle yanına? Anlatayım. Bir gün önce kavga ettik yine biz... Keşke gelmeseydin, köş, keşke ölü bulunsaydın filan dedi babam. Bağırdı, çağırdı. Sofada bayağı tartıştık. Hatta ben de kaşığı fırlattım. Tabağın ortadan ikiye ayrıldı. Bu şekilde oldu. Ben bunu da söylüyorum yani. Ben de sinirli Vurdum bu sefer hani. Attım kışı. Ondan sonra işte sen dedi şurası böylesi... birkaç vurdu babam bana. Sonra ben dedim ki gideceğim dedim geri gelmeyeceğim dedi. "Defol git." dedi. Yalan Babamda. söylüyor. Vurma donda. Yalan hı. söylüyor. Ya vurma anne yok, yapma evet. artık. Vurma yok. Yalan söylüyor. Yani annenin hepsi yalan. Çünkü Peki ben de tamam ordayım. bu yalan. Öncesinden ben gittim. Evet. Polise gitmiş bu tartışmayı üzerine. Sen evden mi ayrıldın? Ben zaten e, geldiğim hatalı demiştim. Zaten sürekli baskı var. Eve sürekli bu şekilde o gün 23 yapıyorsun. Mart'ta evden ayrıldığında direkt kimlerin yanına ve nereye gittin? Kimsenin yanına gitmedim. Cebimde bir miktar para vardı. Gittim 3-4 gün bir kendim otelde kaldım ilk başta zaten. Hı -hı. Ee, polisler geldi. Ee, tek başıma kalıyordum o zaman. Dedi ki. Ailen kayıp başvurusu yaptı. Aynen, çünkü. ailen kayıp başvurusu yaptı. Burada ne arıyorsun? Tek başıma kalıyorum bakabilirsiniz abi içeri dedim. İmzanı at dedi. Gelmek istemiyorsan dedi. Ailen seni arıyor dedi. Gelmek istemiyorum abi dedim. Beni bir daha rahatsız etmeyin dedim. İstemiyorum ben dedim. Tamam kardeşim dedi. Dün bir takım bir grup arkadaşlarının yanına gittiğini onların yanında kaldığını o söylemiştin. Ilk... Ilk, seferi. i̇lk seferinde. Aynen. Onda da zaten e, bir gün durdum. Hı -hı. Bir günde değil Bir o kaç ilk saat. seferde karakolluk oldunuz mu? Bir polislik oldunuz mu? Yoksa sen ikinci seferdim bir karakolluk polislik oldun? Ee, polislik olayı narkoti olayı olmuştu. Onu kendi isteğimle gittim kendim dedim. Onlar da benimle doğru düzgün konuştu, anlattı. Ben o günden sonra hiçbir kelimeyi, hiçbir şeyi yapmadım. Kendimi düzenimi eğer ben orada kalsam çünkü yine aynı şeyleri yapmaya başlayacağım. Yani kötü yine alışkanlıkları aynı. olan insanların yanındasın. Sen de bundan dolayı bu alışkanlıkları edindin. Aynen. Olunduğumuz mahalle, bulunduğumuz yer zaten çok yakın orlara yerler. Sürekli insanlar soruyor, hadi gel yapalım. Karakola ifade içerim, verdin. Geldin, ben yapalım. aileme dönmek istemiyorum dedim ve tek başına bir hayata başladın. Aynen. Ee, o kaldığın otelde kalmaya devam mı ettin? Yoksa finans açısından param bitti. Ve artık gidecek yerin yok muydu? İş aramaya başladım, işte bir şekilde. Sonra Ferhatla tanıştım. Zaten tam Ferhatla tanışma hikayenizi merak ediyorum. Çünkü senin sokakta bulduğunu, çok perişan halde bulduğunu, gece saati of, bulduğunu e, söyledi. Yani değil, gece demedim ya. normal gündüzdü yani. Ben öyle hatırlıyorum. Yani e, bir gece saati yani. ve savunmasız halde bulduğunu belirttin. Yani çok kötü durumdayken ben kendim. Müşkül buldum. durumdaydı. Yani, yani. Çocuklarım vardı. Diyelim. Kahve, çay ısmarlayayım kahve ısmarlayayım konuştum. Arkadaşlarımın yanına götürdüm. Gel sen de bizimle de yat dedi. En azından bir cebinde 50 liran falan olur dedi. Yani en azından bir şey olsa bir otelde kalırsın dedi. Ben o ilk gün zaten yapamadım. Ee, kendisi verdi. Hani sokakta hayır, hayır ben diye. daha işe başlamanızı söylemiyorum. Ha. Seni o halde müşkül durumda görüyor perişansın, sokaktasın, evet. savunmasızsın. Sen 100. E, yılda onunla tanıştığın güne kadar zaten, ne kadar sokaklarda kaldın? Ee, sokakta kalmadım hiç. İşte e, tam beş gün bir yerle anlaştım. 5 gün boyunca orada kaldım otelde. Ondan sonra. Sokakta kaldım. Sokakta kalmadım. Sokakta kalmadı. kalacağım gün onunla tanıştım. Sokakta kalacağın gün Ferhat'la tanışıyorsun. Ferhat gel ben sana yardım ederim diyor. Aynen. Ona nasıl güvendin? Şöyle güvenme yoktu zaten. Bana da şöyle bir teminde bulundu. Bak dedi otel odanı ayırırım. Gidersin o köşede kalırsın, otelinde hani odanda kalırsın. Hiçbir kötü alışkanlığımızı ya da hiçbir şeyimizi görürsen dedi, bizden hemen uzaklaşırsın dedi. Cebinde param da olur mu böylelikle dedi. Ve sana bir iş teklifinde bulunuyor. Aynen. Onlar bir grup arkadaşlar değil mi? Evet. Kaç kişiler? İki, iki üç tane de arkadaşı var. İki üç arkadaşı, arkadaşı var. Ee, sen onlarla mı hareket etmeye başladın? Evet böyle hepimiz arkadaş gibi olduk. Biraz da ben kek oydum en başta. Böyle falan, sürekli kek bunlara... derken hani saf, <laughs> safım ne <laughs> Hayır. <demek> o? Hayır. <laughs> Yok <o biraz gülüyor> Ne demek o? Şimdi, abisi tarzı böyle nakadiza sürekli yerler. Şapka falan takıyordum, <laughs> Şapka takıyordum. sürekli böyle Aa, anladım. falan. Anladım. İşte böyle Düzenli. bir kendine bir düzen ver, bir normal pantolon giy, bir tişört giy, bu şekilde takılma, kötü duruyor falan hani sürekli akıl fikir vermeye başladı. Zaten ben de... Hikayeni kıyafet... merak ettiler mi? Evden kaçış hikayeni? Ya ben anl anlatmadım. Ya i̇lk başta şöyle anlattım. Ben ailemle zor durumdaydım, karışmak istemedim. O yüzden şey olmadım dedim. Ben sevgili olduktan sonra tamam. Sevgili anlattım. olmaya gelmeden önce gel senin e, otelde kalacak paranı sana... Sağ bir işimiz var dediler. İşi nasıl anlattılar? İş neydi? Ha, i̇lk ilk yaptığınız şey. Antalya'daki işten bahsediyorum. Ee, kalem hayır tarzı hayır bir şey, şey vardı. Onu satıyorlardı o şekilde. Kalem tarzı. Aynen. Bu günde kaç para kazandın ilk işinde? İlk günüm 45 lira aldım. Hı hı. Diğer ben, arkadaşları çok satıyor muydu onlar? Daha mı serilen? Onlar da 200 liran alıyordu. Zaten 150 milyon ev kirası veriyorlardı. Yine o hmm. şekilde oluyor Sonra sen onunla tanışıyorsun. Onun grubunun içerisine giriyorsun ama Ferhat da kendi grubundan kopuyor. Çünkü o arkadaşları seni istemiyorlar. Aynen diyor Aynen. işte bu kız bu, böyle değil. Bak. Bak yani şurada. şimdi ailenle sorunlusun. Aile içerisinde problemler yaşıyorsun. Ee, haklı da olabilirsin. Haksız da olabilirsin. Bilmiyorum ama yeni bir gruba dahil oluyorsun. Orada da seni kapı dışarı etmek istiyorlar. Bu grubun uyumunu bozan işte gruptaki o ahengi bozan kişi Ferhat. E, Fatma'yı gönder, Fatma'yı biz bu evde istemiyoruz diyorlar. Sebep o tarz demiyorlar. Hani bu kız, kız sana yakışmaz. Bak böyle şu olur. Hani sen iyi bir insansın, sonuçta dedi. Safsın falan dediler. Pek de saf değil. Seni Ferhat'a göre daha uyanık, daha mı tehlikeli buldular. Ya tehlikeli değil. Hayır, öyle derler hani, ya sen safsın. Ailesi ama plan Fatma, sonuçta. Hayır, bu Fatma çok daha uyanık. Bak senin başını belaya sokar anlamında mı? Yok tam tersi. işte aile ileride aile kurabileceğim bir insan değil. Bak bunu bunu yapmış diyor. Ya, anladınız işte. işte geçmiş hayatından bahsedince öyle oldu. Ben de hiç empati yapabilen bir insan. Aynı durumda Siz ben de. kaç yıldır Antalya'da olamadım. yaşıyorsunuz? Antalya'da yaşamıyorum. yaşamıyorum. Rastgele oradan önce de farklı bir şehirdeydik. O farklı şehirden Antalya'ya Antalya geldik. Antalya'ya geldik. Hatırlamıyorum. İşte ben tanışmadan, tanışmadan üç bir hafta oldu. önce 2-3 gün falan olmuştu. İşte Hı -hı. onunla tanıştık. Ondan sonra farklı bir şeye geçtik arkadaşlar hep beraber. Sonra oradan bir farklı daha şeye geçtik. Orada ipler koptu arkadaşlarımla. Sonra biz buna Grubun farklı kaçı, bir kızı, hale gittik. Grubun kaç kız erkek? Yani diğer hep erkek arkadaşlarımı teke Arkadaşlarım, mi? kardeşim dedim ya. Yani 6-7 yıllık arkadaşlarım vardı işte Hı -hı. onlarla. da. Onlarla beraber Hı -hı. devam ettik işte. Sen aslında yol arkadaşlarını yolda bulduğun Fatma için Aynen, o da gelsin. sattın. Öyle denir ya hani gençlerin şeyinde, tabirinde, hani... Tamam, böyle e, suçlandım zaten. Hayır, hayır. Yolda Söyle bulduğun suç... arkadaşların için, şey yolda bulduğun Fatma için kendi 6-7 yıllık bu uzun bir süre bu çağda sattın onları. Yani... Satma haklı. sebebin neydi? Ya hem duygusal anlamda bir de hem de çok kötüydüm ne yapabilir ki bu kız? <laughs> tercih ettim. Arkadaşlarımla yarın öbür gün barışırım ama bir daha başka bir Fatma gelmez dedim On Arkadaşların sana şöyle bir rest çektiler mi? Ya Fatma ya biz. Ya öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey demedi. sadece iman bulunduğu için yaptı bunu. Aynen. Bir tartışma çıktı. Aldım Fatma'yı. Hadi yürü gidiyoruz dedim. Sen Fatma'ya nasıl güvendin? Güvendim ya. En fazla Neydi nefaldim? sebep? Şimdi bir tarafta e, benim için güven çok önemlidir. Yani işte en kötü tavrını bile bildiğim insana güvenirim. Çünkü bilirim ondan ne geleceğini ama diğer insanla ya acaba bu riski niye göz yani bu riski niye alıyorum diye düşünürüm. Sen Fatma ile ilgili bir risk alıyorsun. Ya risk alıyorum. Haklısınız ama şöyle bir şey var. Kötü durumda olan bir insan var. Bir de ufak bir risk var ortada. Ben riski göz ardı edebilirim yani. Bu gayet doğal bir şey. Bu riski Fatma için aldın. Yani ondan sonra zaten başta arkadaşlığımız var. Normal işte bana kardeşim falan diyordu işte. Hı hı. Ondan sonra tanıştık bir şeyler oldu. Bir şeyler gelişti. Duygusal anlamda da birbirimize yani bütünleştik. Bu alışkanlıkları olan bir kız çocuğunu ve Psikolojik anlamda da ailesinden ayrılmış, şiddet gördüğünü iddia ediyor. Bir sağlık kuruluşuna götürmek yerine şehir şehir dolaştırmanın iyi geleceğini düşünmek de ayrı Zaten bir şey. Zaten gidelim dedi bana. Şey, o da ayrı bir cesaret. Yani şimdi anlattıklarında e, bir problem yaşıyorsun ailede, ailede şiddet var. Hı -hı. Senin en iyi olabileceğin yer aslında bir sağlık kuruluşu evet. ve bir bağlılıktan bahsediyorsunuz. Ya, bağımlılık bağımlılık dediğiniz şey ya, çok e, ağır bir bağımlılık değil. Ağır bir bağımlılığım yok ya, benim. şimdi sizin de ben, geniş, oradaki ne yok. kadar ver, ver Ne bağımlılık dediğiniz de çok var yani. Yani. ben çok Psikolojik farklı ifadeler de gördüm. Anne, Bunun kurtuluşunun sizin yaptığınız siz öyle bir anlatıyorsunuz ki Ferhat Bey siz bu Fatma'nın hayatına böyle sihirli bir dokunuş yapmışsınız gibi. <laughs> Gerçekten bazen bir bazıları bir insanların hayatına böyle i̇şte, müdahale ediyor. O onu kastediyor. Aslında bu kişinin doğru yapılması gereken şey sağlık kuruluşuna gitmekken Şehir şehir dolaşalım, tohum satalım, kalem hmm. benzeri şey satalım. Ben şu açıdan da söyledim. Şimdi arkadaşları Ferhata, sen iyi bir insansın. Bak bu kız sana zarar verir imasında bulundular, değil mi? Hayır. Üstü kapalı. Ee, o değil. Zarar daha verme çok... değil. Sadece bu kız. Şimdi, olayın içerisinde narkotik olduğu için ve bunlar da ağır suçlar olduğu için Hı -hı. sen de ya bırak duygusal anlamda yaralanmayı. ...bir e, onun e, işleyeceği ya da yaptığı ya da bulunduğu ortamdaki bir suça ortak olabilirsin. Hayır. Sicilin kirlenebilir. Hayır. Yani e, baş... bu riski almak çok zor. Hani bırakın birini kurtarma. Yani ucunda olumsuz bir şey var. Allah korusun. Ya en fazla... Bilmiyorsun ki ee, patmayı. Sağlam, Sakın yanlış anlama. Bana. Ben her zaman en kötüyü düşünürüm. Eee... ...diyelim ki üzerinde vardı, o sırada polisi gördü... ...senin çantana attı, bu dedi... ...yani her şey yapabilir. Yani neden öyle bir şey ee, Yanımda bunu ama konuştuk zaten. Bak bir şey işmeyecek. Sen gel bak hayatın düzenli olsun dedik. Çünkü farklı bir şehirden... ...o Zeytinköy diye bir yer varmış herhalde. İşte Hı -hı. Bunların evi de oraya yakınmış. Öyle bir yerden uzak durmasını istiyordum ben zaten. Oradan Hı -hı. çıktıktan sonra... ...başka nerede bulabilir ki? Zaten böyle şeyler, üstü kapalı yapılan şeyler. Şimdi bulunduğu bölgeden uzak kalmak değil... ...aileden uzaklaşmak istiyor. Çünkü ailesiyle bulunduğum ee, yerden de uzaklaşmak Senin istiyorum. ona sağladığın ondan, ya da ondan. onun aradığı şeyler zaten o evin içerisinde olmayan ve onu hep ondan korumak istedikleri. O yüzden evde durmak Ama bazen istedim. insanlar baskı yaparak korumak yerine onu daha çok özendirme, re, bilmeye çalışabiliyor zaten. Hı -hı. Bunu ya, kanıtlanmış bir şey, bu belirli psikoloji. Peki Antalya'da psikolo ne kadar bilmiyorum. kaldınız? 3-4 gün ondan sonra kaldık. Ee, Oradan sonra şehire yani biz sizi bulduğumuz şehre kadar kaç şehir dolaştınız? 4 5 falan galiba. Oradan Kütahya'ya geçtik. Kütahya'da tartıştım arkadaşlarımla. Onu aldım. İşte uşağa geçtim. Ondan sonra tekrar Karadeniz'e geldik biz beraber. Ne kadar oluyor bu seyahat süreleriniz? Yani ya hani 15 gün değişiyor yani kafamıza göre. Sürekli terk etme yani. sebebini sadece seyahat amaçlı değil. Hem gezi amaçlı. Hem Geziyoruz bir şehri görüyoruz, tanıyoruz. Oradaki sıkılıyorsun bir zamandan bir sonra, tanıyoruz, sonra aynı şehirde hep. Geziyoruz. Aynı... Bazı. Peki ekonomik anlamda kendinizi nasıl? Her şehirde aynı ürünü satabiliyor musunuz? Aynı ürünü satabiliyorsun, hiç bir şey değişmiyor. Bazen attı bazı şeylerde daha kötü oluyor bu. Tezgah mı kuruyorsunuz? Tezgah değil, ya yani sadece insanların yanına gidip konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz.